Nesine 3. Lig 4. grupta lider durumda bulunan Zonguldak Spor Futbol Kulübü, pazar günü deplasmanda oynayacağı Çorum Futbol Kulübü maçı hazırlıkları devam ediyor. Teknik patron Can Güven nezaretinde Kale İlmaz Kemal Köksal Stadyumunda çalışan futbolcular artık son eksikliklerini gideriyorlar. Antrenman öncesi açıklama yapan teknik patron Can Güven, takımın gidişatı hakkında şunları söyledi. Şimdi öncelikle kazanmak güzel. Kazanmanın 1-0, 2-0, 3-0'ı yok. Evet, 3-0 olduğunda daha fazla gol heyecanı, daha fazla gol sesi, taraftarlar bunu istiyor. Ama tabii mücadele sahanın içerisinde oluyor. Profesyonellikle oynuyorsunuz, karşınızda da değerli takımlar var. Herkes bir mücadelenin içerisine giriyor. Biz her zaman söylediğimiz bir söz var. Futbolda artık giriş oldu ama 1-0 olsun, bizim olsun. Ya da önümüzdeki maçlara bakacağız tarzında. Şimdi burada ana mesele şu. Lig oynuyorsunuz, 1-0'lar da çok değerli. Sonuçta kazanmayı biliyorsunuz. 1-0 da olsa sonuca gidebiliyorsunuz. Bu oyun disiplininizin, oyun kompaktlığının hem savunmada hem hücumda belli değerleri yerine getirebildiğinizin göstergesi. Biz memnunuz. Kazanmak güzel. 1-0 girmek de güzel. Lider olarak haftaya girmek de güzel. Ama tabii gönül ister ki 2-0'ları, 3-0'lar. Onu da yapacağımız maçlar ve zamanlar oldu. İnşallah yine olduğu zamanlarda olacaktır. Ama önemli olan kazanmak. Yani inşallah zor maç olmaz. Zor demeyelim. Böyle hep böyle zor, zor, zor. Her şeye zor demek de doğru değil. Kolaylaştırsın Rabbim diyorum. Her zaman biraz daha kolay olur inşallah diyoruz. Ama tabii ki karşımızda değerli bir takım var, değerli de bir teknik direktörleri var, oyun mantalitesi var, iyi oyuncuları var. Kendi sahalarında olacaklar ama biz de oraya lider olarak gideceğiz. Ve lider olarak dönmek en büyük arzumuz. Burada şöyle bir durumumuz var, bunu bir kere çok net bir şekilde bilmemiz lazım. Birçok takım bir tane oyuncusunu, iki tane değerli oyuncusunu kaybettiği zaman çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşayabiliyor. Biz sezon başından beri tam üst üste 2 hafta ya da 3 hafta oynadığımız 11'imiz yok. Birçok değerli oyuncularımızı belli zamanlarda sakatlık ve kart durumlarından dolayı her hafta 3 tane ya da 4 tane az oyuncumuzdan eksik oynadığımız haftalarımız oldu. Ama bunları mazeretli yapmıyoruz. Bu hafta yine önemli eksiklerimiz var. Yine mazeretli olarak kullanmıyoruz. Sahaya çıkan, mücadele eden, inanan bir takım var. Şehri için mücadele eden bir takım var. Her maç dışarıda, içeride kazanmak isteyen bir takım var. İnşallah oradan da istediğimiz sonucu alır geliriz. Liderliğimizi devam ettiririz. Tüm niyetimiz, gayemiz bu. Yani devreyi 3'te 3'te bitirmek var, 9 puan. Yani amacımız o. Hesabımız o. Ama bu hesap nereye kadar tutabilir, ne kadar tutabilir? Onu da görmek lazım. Amacımız, hedefimiz 3'te 3 yapmak. Ama rakiplerimiz de aynı hesapların içerisindeler. İlkler play-off potasının içerisinde büyük bir ihtimalle bitiriyor zaten. Liderlik potasını da bitirebilmemiz için de 3-4 yaparsak zaten otomatik olarak lider bitiriyoruz. Rakiplerimizin de birbiriyle oynadığı haftalar var. Bakacağız, öyle maç maç gidiyoruz. Puan olarak gitmiyoruz. Maç maç hesaplıyoruz. Yani şimdi eksik olan mevkilerimizde oyuncularımızın daha durumunun net olduğu belli olmayan oyuncularımız da var. Sakatlıktan çıkıp oynayabilirler, oynamayabilirler. Biz ona son dakika karar vereceğiz. Nasıl bir yol izleyeceğimizi, o yüzden onunla ilgili çok bir şey diyemiyorum.